Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selbük'te Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bugün yeni çıkan karakter Atlas adlı karakterimizi öğretici bir video olarak oynamaya çalışacağım. Ee, yeni çıktı ben de daha yeni alabildim. Ee, bilgisayarlara karşı oynayacağım. Çünkü kendisi tank bir şampiyon. Arkadaşlarınızla beraber girmenizi öneririm. Çünkü arkadaşlarınızla beraber girmeyince e, adam... Hasar yok yani hasar yok. Ama özel güç etkisi baya bir fazla. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar şampiyonumuzla bence ilk olarak bu özellik gücünü açmalıyız. Neden? Çünkü geldiğinde böyle bir patlamayla adamı sersemletiyor. Ve fazla yani adam tank ben bu yüzden çalmıyorum. Ama çalarsanız para kasarsınız. Çal alabilirsiniz. Ben çalmamayı tercih ediyorum. Çünkü adamlar sonra hem sövüyor bazen. Gelsin buraya. Hop. Şöyle bir şey yapacağım. Şu an o adamı kendime çekmek için beytliyorum. Bakalım canı kaçmış o adamın. Tamam. Şimdi o adamı alabilirim ben. Pat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim ve öğreticiyle bakalım. Arkadaşlar ilk özel gücümüzde şöyle biraz küçük bir menzili var. Bu menzil içinde olan rakiplere böyle yerden bir şey fırlatarak git gidiyor havaya doğru yükseliyor. Ee, ve bunu attığımız arkadaşlar. Adamın özel pasifi açılıyor yani bak. Etrafında bir tane buzlardan bir şey oluşturuyor. Tam ismini bilmiyorum. Özel pasifiyle işte. Ee, arkadaşlar onun etrafındaki kişileri de bazen donduruyor, bazen de hasar veriyor. O, biraz küçük onun hasarı ee, olsun. Arkadaşlar W yeteneğinde bir tane yani bakın ben şurada göstereyim daha güzel olur. Yaratık bana bir vursun. Vurdum ya arkadaşlar bakın. Ona vursalar da o hasar yemiyor. Benim öndeki ahtapota vurmaları gerekiyorlar. Çünkü arkadaşlar bunu kontrol eden ahtapot içinde bir tane delik var gördüyseniz. O kontrol ediyor arkadaşlar. Ona vurmalar gerekiyor beni öldürebilmeleri için. Ve ben mesela böyle ahtapot olduğunda şunu saldığımızda Q aklında ikisiyle beraber atıyor. Bazıları biliyorum yorumlarda şöyle şeyler yazacaklar. Abi atapotu attığında re attığında ikisi de atıyor mu? Büyük bir ihtimal atmıyordu arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar atapotu salacağım. Böyle gidiyor ya. Sonra giderken burada Q atıyoruz mesela. Böyle ikili oluyor. Ben bu sayede burayı alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hop. Deniyoruz. Testten sorduk <laughs> mu? Bakın dondurdum. Şimdi Q'ya atacağız ve adam Q'ya attığım için yavaşladı. Özel pasifimle de yavaşlıyor. Dondu zaten biraz önce. Ben gördüm. Görmediyseniz şu an yapabileceğim bir şey yok. Biraz sonra bir dahaki adamda göstermeye çalışayım veya bunun özel pasifi sanırım hayvanlara eşliyordu dondurma amaçlı olanı. Bakın arkadaşlar, şunu saldığımızda hasar yemiyorum bak. Şu an Vurdu ama hiç hasar yemedim. Yaratığıma vurduğu için. Ve şimdi ben bunu almayı deneyeceğim. Ama alamayacağım büyük bir ihtimalle. Çünkü çok tankım. Ama yani o da hasarı var. Bu yüzden alamayacağım dedim. Ama aldım. Sağ ol Karira. Bakalım bir evimize dönelim. Adamımıza bu büyükle girdim ben. Bir tane hasarı var. Öbürkülerin hepsi tank. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi bakın etrafımızda olduğunda bir tane böyle attığımızda özel pasif çıkıyor. Bu özel pasifin şurada öf, bir dakika ben bir daha atayım bir okuyayım. Fiziksel savunma büyü direnci 60 ve 16 arttırır. 10 art Aha, 10 artı art, arttırır. Okuyamadım bir an. Her neyse arkadaşlar işte siz gördünüz bakın. 60, no, 60 artı 16 arttırıyor arkadaşlar. Bu sayede de arkadaşlar hem zırhınız hem büyü direnciniz oluyor. Ve bu sizin için bence güzel. Hem de bu kadar tank ormanınıza rağmen baya güzel bir iş çıkartabilirsiniz. Karakter ormancı değil. Ormandan ama çok az hasar yiyor. Ormanda dönebilirsiniz. Ama yanınızda biraz e, hasar vuran arkadaşınız olsun. O vursun hasarı. <laughs> arkadaşlar da, e, W diyeceğim ben buna Q W R evet böyle arkadaşlar yaratık çıkarıyor ve bu yaratıkla gitti e, arkasındaki arkadaşlar zaten tekrar diyeyim ben size böyle resim var arkadaşlar tutdum onu şu an flattım böyle arkadaşlar bir dakika Ark devam ediyoruz arkadaşlar bakın pasifini arkadaşlar hayvanlarda şöyle göstereyim. Adamın yanına geldim. Bir adam yavaşladı gördüğünüz gibi. Adam değil yani yaratık. Yavaşladı. Arkadaşlar hem hasar veriyor hem de yavaşlatıyor. Ve size e, ha, e, hasar diyorum. Size büyü direnci ve e, 60 e, 60 artı 16 oranında kalkan sağlıyor. E, arkadaşlar şu yeteneğimizde gördüğünüz gibi şöyle bir alan var. Bu alandan direkt böyle bir yaratık fırlıyor. Sonra böyle... Hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu yaratık. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bu yaratık e, fırlattıktan sonra arkadaşlar. Bakın böyle fırlattıktan sonra gidiyor, gidiyor, gidiyor. Birleştiği noktada böyle bir alan çıkıyor. O alan etrafında adam varsa onu donduruyor arkadaşlar. E, o adamı dondurduktan sonra... E, neydi bir dakika arkadaşlar diyeceğimi unuttum ya. O adamı dondurduktan sonra arkadaşlar özel pasif bitiyor. Bittikten sonra zaten adamı bence kolay bir şekilde ölmüş olmalı o anda. Bakın dondurdum. Ultimle yaptım. Çekiyorum şu an. Kule altına fırlattım. Ve aldım kili. Arkadaşlar adamın hasarı biraz yüksek. Bence kendi kafanıza göre yapın bu ilginizi. Ama yani bir tane daha saldırı item alın. Ee, arkadaşlar işte bakın şunu tekrar fırlatıyorum şimdi. Gidiyor arkadaşlar böyle ikili özel güç attıktan sonra combo yap böyle durdurabilirsiniz. Yani durduktan sonra arkadaşlar zaten sersemleyecek. Sersemledikten sonra baya bir canı gitmiş olur. Şuralarda ise falan kule altına atmayı deneyebilirsiniz. Ultinizle kule altına attıktan sonra ultisi biraz atılması zor. Dikkatli kullanın. Bakın ben bunu kule altı keseceğim şöyle çok güzel oldu biraz yani daha itemlerimi bitirmedim full boyut olunca ben size tekrar gösteririm zaten ne kadar tank olduğunu ee, sonra bakalım orman yaratıklarını atabileceğiz mi atamıyorduk evet atamadık Bakın arkadaşlar çok az hasar yiyor. Ve ormanı çok rahat dönüyor. Ama ormancı yapabilirsiniz bence bu karaktere. Baksanıza 124 124 hasar yiyor. Çok tank. Özel pasifiyle bir de üf. Bir de ikili şey atıyorsunuz, donduruyorsunuz. Özel pasifiyle resmen hiç hasar yemiyor. Ama yani mana çok yiyor bu kötü şampiyonu. Ee, bakalım bir adam görelim. Mesela bakın. Burada adam var. Şimdi biz ilk bu özel gücümüzü attıktan sonra böyle bakın hızlanıyor arkadaki şey her türlü zaten size yetişecek boş verin siz onu hop hadi şunu çekecek kadar manam olmasını istiyorum hop güzel Arkadaşlar Tank biraz adam çalmakla ilerki seviyelerde zorlanabilecek bir şampiyon. İlk seviyelerde siz kalsın yoksa şampiyon kötü. Bir de bir kere öldüyseniz bir karaktere toplaması çok zor bir şampiyon. Ee, kendisi. Bakın arkadaşlar şöyle bir menzilimiz var. Bu menzil etrafında e, attığımızda özel pasif devreye giriyor ve bu e, sadece bize kalkan ve büyü direnci veriyor. Sonra arkadaşlar W yeteneğinizle bunu attıktan sonra Q'ya atarsanız böyle oluyor. Yani iki tane fırlatıyor. Ee, ve arkadaşlar A topota vururlarsa siz hasar yiyorsunuz. Arkadaki giden şeye vurduklarında hasar yemiyorsunuz. Ne diyeyim, makine mi diyeyim, her neyse. Bakın arkadaşlar şuna vurduklarında arkadan gelen şeye o hasar yemiyor. Ama öndeki A topotu vururlarsa o hasar yiyor evet. Ee, bu yüzden bence güzel olmuş. Yani arkadaki şeyle kaçarsınız direkt. Ben hep öyle yapıyorum şu an. Bir el oynamıştım. Hep onda da böyle yapmıştım. Bakın topladım şu an. Fırlattım. Özel güç rakipsiz. Bakın ne mesela. Biraz daha vur bana. Vur. Kaçıyorum arkadaşlar. Şu an o bana vuramıyor. Ama hasarım da yiyor. Şu an yavaşladı şey özel pasifim bir girdi. Evet. Kalkanımızı kazandık. O da AD vuran yani düz saldırı vuran. O da biraz tank zaten. Ben size mesela şu an Saber AD vuruyor diyeyim. Ee, Cilint AD vuruyor. Freya AD vuruyor. Birisi AP vuruyor. 18 büyü direnci Edro da işleyecek mesela. Edro bana biraz daha az vuracak özel pasif sayesinde. Ama bunlar Saber, Jilint, Freya. Onlar bana kesin olarak çok az vuracak. Ee, ultimle hepsini toplayacağım. Bir yere fırlatacağım. Direkt öldürebileceğim bence. Hop. Şöyle tuttum şu an. Hop gelin siz şurada biraz. Ay kötü düştüm kötü düştüm. Şimdi kaçmak. Hoppa. Hop. Bakın çok kolay bir şekilde kaçtık. yani 5'te 5 beş atabilecek bir şampiyon değil şimdilik. Şimdi gir. Hop. Evet. Bir alıp çıktık. Üç kişiydi. Dilin hesaba katmalıydım. 2'de 2 yaptık en azından. Word yani. Şatlan verdik. Zaten bu oyunda şatlan verince para vermiyoruz. Ee, bu yüzden Word ya. Word. Bakın mesela. Arkadaşlar e, R yeteneğimizde ise ne kadar rakip olursa olsun onu onları bir tane zincir gibi bir şeyle tutup küçük bir menzilimiz var yani şu sana nasıl diyeyim mesela böyle bir menzilimiz var arkadaşlar. Buranın ilk içine giren kişilerle beraber küçük bir menzil e, bir tarafa fırlatabiliyorsunuz mesela bir arkadaşınız ölüyor. Ona yardım etmek istiyorsunuz şöyle çıkarsınız. Sonra e, hala öldürmeye devam ediyorsa anne yanında durup sersemler. Ve ulti ile de e, ile yani başka bir yere fırlatarsınız. Ve bu sayede arkadaşınız kesin olarak ölmez. Arkadaşlar mesela şimdi şurada hop şöyle biraz vuracağım kili çalacağım bu sefer çünkü paraya ihtiyacım var Evet. Seri katile döndük. Güzel. Neden hemen seriye katile döndün diye sorarsanız arkadaşlar çok kilim vardı. Çok kil olduğu sebebiyle hemen seri katile döndük. İki kil beleşten verdi diyeyim mesela. Öyle diyeyim ben size. Bakın mesela şu karakter neydi? Unuttum. Jelibon diyorum be. Neyse. O karakter işte az vurur. Çok özel pasif. Tuttum hepinizi. Şöyle bir daha yere fırlatayım. Yok alamayacağım. Arka yaniden önce hop. Hop. Çok güzel itemimizi de aldık. Çok güzel. 3'te 3 atabilen bir şampiyon. Ama ben şu an botlara karşı yapıyorum bot. Biraz da biraz siz oyun başına direkt kasarsanız zaten böyle çok kolay bir şekilde 3'te 3 yapabilirsiniz. Şöyle ben de onu efektten çıkarmadım. Çok güzel. Vuracağım. Ölecek o adam zaten. Aa, ay o da çok tank. Arkadaşlar ikinci özel güç yani W atamadım. Atabileydim. Biraz efektten çıkarmadılar. Yavaşlık yemişim. Bu yüzden çıkmamışım. Ben efektten çıkmama diyorum. Arkadaşlar şunu da diyeyim mesela bir, bir tane kişi katil mesela size ilk R attı sonra şu 3 tane yeteneği attıysa R ye attı diye gözükmüyor. Yani R atmış olabilir bana bu da standan çıkarmamış olabilir. Ee, bakalım. Hoppa. Oyun sonu arkadaşlar pra, e, par, pratik miydi ya? Hani e, özel gibi bir yerden arkadaşlar bildiğiniz gibi her neyse. Bir dakika anlatamadım. Ben zaten oyun sonu her türlü yapacağım onu. Bakın arkadaşlar fırlatıyorsunuz. Adamın ortasına gidip böyle yapıyorsunuz. Sonra adamın ortasında duruyorsunuz ve adam hem stanyo hem de ikili Q yiyor. Sonra özel pasifinizle de adama düz vura vura hasar veriyorsunuz. Zaten adam çok tank. Ee, tank olduğu için mesela adam kaçmaya çalışıyorsa reyinizi onu kendinize çekebilirsiniz. <laughs> ee, mesela şurada kombosunu bir deneyeyim ben size. Fırlattım. Gidiyor. Hop. Hop. Dondurduk. Biraz sonra kaçacak. infaz atayım. Kaçsın. Bakın ha, kaçıyor. Hop tuttum onu. Ay tutamadım. Biraz uzakta kaldı arkadaşlar. Öyleyse hop mesela böyle. Ben onu öldürmüyorum şu an bile bile. Kaçmasını istiyorum. Kaçmazsan öyle artık ya. Arkadaşlar ben şuradaydım. O da şuradaydı. Direkt hedef dışına çıktıktan sonra yaptığım için olmadı. O def içine girecekti zaten. Siz öyle değilse ışınlan alın. Zaten adamların canı bayağı bir azaltacaksınız. Işınlanla ulti atarken ışınlan atarak ulti atın. Anlatabilmişimdir inşallah. Hop şöyle. Dondular. Dondular. Sakin. Hepsini tuttum şu an. Havadan. Hop. Shutdown'umuzu aldık çok kolay bir şekilde bunu buraya atıyoruz. Güzel bir şekilde vurduk. Kaçarken pasifimize öldü. Bu kadar basit arkadaşlar. Şampiyonun kombosu hemen size ben anlatayım. Bu özel gücü attıktan sonra iki küyü de adama çarptırıyorsunuz sonra donduruyorsunuz yanına giderek. Sonra arkadaşlar adam kaçıyorsa ultinizi atıyorsunuz. Adamın saldırı hızı biraz fazla bu adamın da resmen şöyle vurayım. Şunu bir alayım. Yani yavaş vuruyor sayılmaz ya. Bence güzel vuruyor hızlı biraz. Şöyle ben bir şey yapacağım buna. Hop bakın combo yapmam şu an. Kaçmaya çalışacak biraz sonra. Gel gelmiyor. Hop. Tamam. Hop şöyle bir şey yapacağım. Hop mesela kaçıyor diyelim arkadaşlar böyle tuttunuz. Sonra böyle fırlatacaksınız. Tabi tank adamı, adam da deneyin çünkü özel pasifinizde ölüyor herkes. Hop çok güzel. Şu an büyü direncimi aldım bu yüzden sıkıntı etmeden dalıyorum. Özel pasifim sağ olsun. Şu an Q'yu atacağım. Hop çok güzel. Şimdi Saber geldi biraz kaçacağız. Sonra geri dön bıçaklara biraz değme. Hop. Şunu atacağız. Hop. Hop. Bakın arkadaşlar. Oyun bile baga girdi özel güçlerin. Yani çarpışmaz. <laughs> Mesaj da geldi. Çok güzel. Her neyse. Arkadaşlar şartlamamızı da verdik. Neden? Yani hiçbirisinin resmen kili yok diyeceksin. O zaman yani 32 killer. Tek bende 20 kili var. 18 kili takma almış. Arkadaşlar. Şampiyonumuz güçlü bir çar. Bence siz de alıp denemenizi Tavsiye ederim. Yani alın kullanın ya. Adam güçlü. Hoppa. 1360 liraya ihtiyacım var. Tanklığımı o zaman göreceğiz. Şöyle. Yani şu özel gücü attıktan sonra daha yeni attığım 30 saldığımız özel güç. Ee, sonra Q attığınızda rahatlıkla çalabilirsiniz ama. Onu diyeyim ben size. Bakın attım. potuma vuruyorlardı. Tanktım. Kuleden hasar fazla yemedim. Şimdi ben size alacağım bu yükleri göstereyim. Bir dahaki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen ben şu videonun şeyini şuraya koyayım. Şuradan. Max seviye diyoruz arkadaşlar. Altınlarımızı ekle 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 ekle. Güzel. Bir tane saldırı itemimiz var. Şöyle ben size göstereyim hemen tanklığını. Bu kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar tanklığını. Ama ben şöyle tercih ediyorum. Ayakkabıyı almadan. Biraz yavaş oluyormuş bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Ayakkabıyı buradan şunu alalım. Yok. Bu da yavaş. Şunu alacağız artık. Her neyse. Arkadaşlar yine savunmaya girip şuradan bir tane evet bu muydu evet bin can veren bunu alıyoruz ben böyle daha çok seviyorum arkadaşlar yapacağınız tek şey adam kesmek için ben biraz max seviye yaptığım için oldu buraya gelip şu sersem sonra da özel pasifinize bırakın ölsün mesela bakın kaplumbağa almaya çalışacağım hop sersem ye Gördüğünüz gibi arkadaşlar tanklığından değil özel pasifinden yen hasarla bu oluyor. Bir de arkadaşlar tank olduğu için şu itemler nedeniyle arkadaşlar can yenilemesi çok fazla şampiyonumuzun. Bu can yenilemesi sayesinde zaten hasar kendiliğinden değişik bir hasar var. Bakın geliyor adam Q'ya atıyor sersem yedikten sonra zaten işi bitiyor. Bu kadar basit. Şampiyonumuz çok kolay. Oyun başı birazcık kasmanız gerekiyor tek gereken. Sonra bırakın. Ya yani tanklığınızı yapın. Şu bu itemleri alın. Bırakın hiç kimse size karşı gelemez. Mesela Lord'u nasıl keseceğim? Bakalım. Geliyor. Q Böyle sersem yersin. Zaten can çalmadan değil can çalmam yok aslında. Can yenilemeden arkadaşlar baksanıza yani kendi başınıza bırakın lordu alırsınız. Mesela şu itemi satayım. Şu itemi satayım. Şu itemi satayım. Yine alırsınız. Bakın. Yok arkadaşlar. Bunu durduramazsınız yani. Adam güçlü. çıkar güçlü. Bakın. Daha iki tane item sattım canım gitmiyor. Bir de arkadaşlar bence bu adamı ormancı olarak tekrardan diyorum kullanın. Çok güçlü bir karakter. Ormanda daha güçlü bence. Ormandaki şeylerden, ormandaki yaratıklardan çok az hasar yiyor adam çarımız yani. Bakın mesela öbür öbür kişilere bakın. Bekleyin kalkanımızı bir alamadı tabii bu. Kuleye mi öldüreyim kalkanımı? Alamadı yine. Hadi al artık. Aldı. Bakın. 62 veya 70, en fazla 79 vuruyor. En fazla 79 vurabiliyor. Yani çok güçlü bir çar. Sadece kombosunu yapın. Ben size hemen şurada kombosunu tekrardan göstereyim arkadaşlar. Mesela buradan Dos bot, devir botun normal botumuzu ekliyoruz. Bunu koyuyoruz arkadaşlar. Geliyor. Q. Sersemletmeyi yedi. Arkadaşlar bir de Q'ya atarken de hasarıyor adam. Onu da değil ee, Yani R'ye attığımızda kancayı fırlatıyor. Kancayı fırlattığında da hasarını yiyor adam çoğunlukla. Hop. Sersemletmeyi yedi. Adama vuruyorum ve öldü. Bs'yi kapatayım. Hasar botunda göstereyim ben onu. Bu botlar berbat. Hasar botu koyayım mesela. Bu zaten ölmüyor resmen. Bak geliyor. Ray atıyoruz. Sersemletmeyi yedi. Biraz daha vurdum. R ile tuttum. Kancayla vurdum. Tekrardan canı baya bir azaldı. Arkadaşlar ee, bir tane daha mod gelecekmiş sanırım. Öyle biliyorum. E, o da aynı BS yokmuş gibi yani. Çok az saniyesi böyle. İki, iki saniyede bir falan gelecekmiş. i̇leriki zamanlarda bence Urf gibi yani. LoL'deki Urf gibi olacak arkadaşlar. İki de bir özel gücünüz gelecek. Sinir edeceksin mesela. Atıyorum. Adam geliyor şu an. Hop. Bir daha geldi. Kaçamazsınız bu adamdan yani. Bakın. Adam bunu yaptı böyle yapar. Tekrar böyle yapar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çarımız böyle bir çar. Yani tek yapmanız gereken buraya geldiğinizde arkadaşlar adamı gördünüz ya. Adama bu özel güçle gidip geliyor. İkili Q sersemletmeyi yedikten sonra R infaz. Bir de adam ölür her türlü. Tank adamsa onu bilemem. Ama yani ölür her türlü resmen. Ee, arkadaşlar bu video böyleydi. Yeni çıkan Atlas şampiyonumuzu tanıttık. Güzel şampiyon. Bence alın Urf modu gibi bir mod gelecek. O mod geldiğinde çok güzel şekilde adama oynarsınız. İki de iki saniyede bir şu özel güç geliyor. Bu özel güç... 9 saniyede bir geliyor arkadaşlar. 9 saniye sonra bu da bir saniye. 1 2 9. Çok az saniyeli öbür sağ, öbür yani karakterlerde de böyle olacak arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da like atarsanız ve hangi karakterin tanıtımını istiyorsanız o karakterin ismini yaz ismini yazın. En kısa zamanda o karakteri alarak tanıtmaya çalışırım. Ee, görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.